Ne olur yanımda kalsan. Validemle görüşmem lazım. Beni bekler. Tamam. O zaman ben de lokmalar döktürüp bahşişler dağıtırım. Nereden icap etti bu? Sen beni azat ettin ya. Artık hürüm. Bugün büyük bir gün. Mübarek Mekke ve Medine hayır işlemek nasip olacak ümmetin. Çok şükür. Validemiz duyunca ne kadar sevinecek. Dayı Hatun. Buyurun sultanım. Mekke ve Medine için hayırda bulunmak istiyorum. En kısa zamanda gereken hazırlığı yap. Nasıl olur? Kölelikten bahsedeceksen meraklanma. Bu sabah hünkârımız beni azat etti. Sizlerle eşit değilim. Cariyesi değil. Ne dedi bu? Azat edilmiş. Yalan söylüyor. Olamaz. Mümkün değil bu. Demek azat edildin. Öyle mi? Öyle. Yüce Rabbim herkesin gönlüne göre veriyor. Şeker Ağa'ya haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtsın. Sümbüla. Sultanım. Bunu kızlara dağıt. Ayrıca kimin ne isteği varsa söylesin. Bizzat alakadar olacağım. Allah razı olsun sultanım. Tuttuğunuz altın olsun sultanım. Dayı hatunum, ne yapalım? Duymadın mı sultanım? Ne diyorsa yap. Sultanım, bunu nasıl başarıyorsunuz? Neyi? Yani bütün bu olanları. Baksanıza koskoca valide sultan bile karşınızda duramıyor. Bu daha hiçbir şey Gül'a. Yakında öyle bir şey olacak ki yer yerinden oynayacak. Yer yerinden? Aman aman. Nasıl, ne olacak ki? Hünkârım, paşam, nasılsınız? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağ olun sultanım, siz? Şükürler olsun. Daha iyi olmamıştım. Hünkârım, azat edilmem hususunu validemle konuştunuz mu? Konuştum. İcap eden neyse yapılacak. Hünkârım. Ben... Hürrem sultanımız yanınıza teşrif etmeyeceklerini bildirmemi istediler. Thank you.
demek bu İrem? Neden gelmiyorsun? Sana sevgim ve saygım sonsuz Süleyman. Lakin artık gelemem. İstesem de aynı yastığa baş koyamam seninle. Zira bu büyük günah. Ne diyorsun sen? Ne günahı? Beni azat ettin Süleyman. Artık hür bir kadınım. Nikah kıymadan beraber olamayız. Aksi halde bunun adı zina olur. Bu meseleyle alakalı masumiyetim açık. Neden hala konuşuyoruz? Konuşuyoruz. Zira ikimiz de gerçeği biliyoruz. Öyle mi? Neymiş gerçek? Sen Aslanıma ihanet ettin Hürrem. Onu aldattın. Validem. Yalan mı? Gizli saklı buluşmadınız mı o ressamla? Sana aşk mektupları yazmadı mı? Konuşsana. Dilini mi yuttun? Validem, neyin peşindesiniz? Ne demek oluyor bütün bunlar? Neden o meseleyle hala üzerime geliyorsunuz? Nikahlandığım için mi? O nikah bozulacak Hürrem. Zira Aslanım her şeyi öğrenecek. Yalan yanlış şeylerle üzmeyin hünkârımızı. Ne yalanı? Ressam Leo'yu kendi ellerinle zehirleyerek öldürmedin mi? Bu da mı yalan? Validem, ben... Konuşsana, söyle. Aşığını kendi ellerinle öldürmedin mi? Bu çok korkunç bir yalan validem. Size kim söyledi bunları? Bir de soruyor. Kendi ağzınla söyledin. Validem bağışlayın lakin neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Nedir bu? Yine bir tuzak mı yoksa? Hürrem. Beni neyle itham ediyorsunuz validem? Ben torunlarınızın annesiyim. Oğlunuzun nikahlı karısıyım. Nasıl böyle şeyleri yakıştırırsınız bana? Böyle mi intikam alacaksınız? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz benden? İşaret verdim ama anlamadınız. Büyük bir belayı savuşturdum. Eğer bu tuzağa düşseydim sonum felaket olurdu. Daya Hatun. Hatice Sultan'ın neyi var?
Ne işin var senin burada? Nesi var? Gece bir kabus görmüş. Ondan beri oturuyor böyle. Konuşmuyor da. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Sen ne cüretle? Sizi çıkın dedim. Sen kimi nereden kovuyorsun? Sultanım yapmayın. Gelin benimle. Onunla yalnız mı bırakacağız burada? Sultanım, bana bakın. Yüzüme bakın. Sultanım. Hatice. Bırakma kendini ne olur. Yapma böyle. Kolay değil biliyorum. Seni en iyi ben anlarım. Neden biliyor musun? Ölümü çok iyi bilirim ben. Sevdiğim herkesi kaybettim. Annemi, babamı, kardeşimi. Dünya başıma yıkılmıştı. Nefes bile almak istemedim. Herkesten, her şeyden nefret ettim. Bir daha asla yüzüm gülmez dedim. Asla mesut olamam sandım. Ölmek istedim, isyan ettim. Ama öyle değil işte. Önce aşık oldum. Sonra evladım doğdu. Onu kucağıma aldığımda her şey bitti. Anneydim artık. Dedim ki kendi kendime, ne olursa olsun evladım için yaşayacağım. Beni hayata evlatlarım bağladı. Onlara duyduğum aşk bana tekrar yaşama gücü verdi. Bunu seninle yapabilirsin Hatice. Sana, senin sıcaklığına, şefkatine muhtaç o. Dokun ona. Hadi dokun. Dinle, hisset. Bir can var içinde. Hayatı sana bağlı olan bir can. Senden başka kimsesi yok. Onu yalnız mı bırakacaksın? Onu daha doğmadan ölüme mi terk edeceksin? Tek isteğim bir aile olmaktı. İbrahim, ben, bebeğimiz. Ama olmadı. İbrahim henüz ölmedi. Ölmeyecek. Sevdiklerini bırakmaz o. Onun yanında olmalısın. Böyle oturup ağlayacağına, git İbrahim'in yanına, elini tut. Onun ve bebeğinin canı. Sizin verdiğiniz ateş İbrahim'e de can olacaktır. Hürrem'in hakkı var. Böyle kendini harap ederek olmaz.
Leon'a götürün. Bu halde nasıl gidersin? Nereden çıktı şimdi bu? İbrahim'i görmek istiyorum. Gideceğiz Hatice. Ben de merak içindeyim. Lakin evvela sen uyu, dinlen. Yarın sabah erkenden yola revan oluruz. Bugün Hatice'mle ilgilenmen, ona söylediklerin beni pek mesut etti. Senin varlığın bana, evlatlarıma, aileme büyük kuvvet veriyor. Sayende içim rahat, kalbim huzur dolu. Senin huzurun benim için saadetlerin en büyüğü. İbrahim'i düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Aksi takdirde... Paşamıza bunu yapanlar yakalanmadı mı hala? Dayı? Sümbül? Duyduklarım doğru mu? İbrahim Paşa iyileşmiş. Doğrudur sultanım. Bu belayı da atlattık çok şükür. Def'ül bela vel kaza. Ne güzel. Bunu kutlamak lazım. Dokuz canlı İbrahim. Ne derdin var senin? Pek suskunsun. Nikah oldu diye söylentiler aldı yürüdü. Sadece haremde değil. Çarşıda, pazarda bile kimse memnun değil. Herkes aleyhimde konuşuyor. Ne diyorlarmış? Ben sana büyü yapmışım. Cadıymışım ben. Gülme. Ciddiyim. Anlamıyorum. Neden kimse beni sevmiyor? Ben ne yapmışım onlara? Kimse sevmesin seni. Ben severim, kafidir. İnsanlar da bırak konuşsunlar. Büyücü memnun, büyülenen memnun. İbrahim! Paşam iyileşir iyileşmez, Şehir İttifakı yeniden mi kuruldu yoksa? Yine mi savaş? Artık ittifak yok. Savaş da yok. Bitti. Bence de yok. Zira ben kazandım. Ben aramızda olanları unutmaya hazırım. Tabii sen de unutacaksan. Unutmasam ne olur? Ne yaparsın bana?
Geç kaldın İbrahim. Şartlar değişti. Ben artık hür ve nikahlı bir kadınım. Sen ise bir kul, bir kölesin. İşte gerçek bu. Zinhar bunu unutma. Zira bu gerçek seni yakıp yok edecek.